Amatör Süper Lig'deki temsilcimiz Kurtuluş Spor 2007-2008 futbol sezonunun startını son günlerde yaptığı önemli transferlerin de katılımıyla gerçekleştirdi. Geçen yıl son maçta 3. lig vizesini kaçıran Süper Amatör Lig temsilcisi Kurtuluş Spor kendi tesislerinde teknik direktör Köksal Demiral yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. Kurtuluş Spor Teknik Direktörü Köksal Demiral geçen yıl 3. lig terfilerinde yaşadıkları şanssızlıkları dile getirerek bu yıl hedeflerinin 3. lig olduğunu söyledi. Bugün 2007-2008 sezonu açılış idmanlarına başlamış bulunmaktayız. Kurtuluş Spor sizin de bildiğiniz gibi geçen sene güzel bir başarı yakalamışken sonunu getirememiştik ama bu sezon daha iddialı. Çünkü geçen sezondan giden oyuncularımız yerine daha kaliteli oyuncuları aldık. Bu sezon biraz daha geçen seneden daha iddialıyız. Çünkü yarım kalan bir işimiz vardı, onu tamamlamak istiyoruz. Tabii bu da dünyanın sonu değil. Yine şampiyon olur veya olamayız ama bu sezonda Kurtuluş Spor zaten iddialı. Kurtuluş Spor'un iddiasız olduğu hiçbir sezon yok zaten. Kurtuluş Spor her zaman hedefli olan bir kulüp olduğu için bu sezonda hedef ürünümüz var. Dışarıdan 8 tane oyuncu aldık. Gürsu'dan 3 tane oyuncu aldık. Bu Gürsu'nun en iyi oyuncuları. Bir santrafor Muzaffer, stoper Mehmet'e. Bir de orta sahada İbrahim Can diye bir arkadaşı kadromuza dahil ettik. Tofaş'tan da Gökalp'i aldık. O da santrafor oynayan bir oyuncumuz. Yenişehir Belediye'den Ersin diye bir oyuncu aramıza kattık. Robert Poş'un kalecisi Fatih'i aldık. Yine Burgaz Spor'un kalecisi Serkan'ı da aramıza aldık. Geçen sene çünkü Tarkan'la yollarımızı ayırdık. Geçen sene yollarımızı ayıran oyunculardan Onur vardı stoper. O Orhan Gazi Spor'a gitti. Profesyonel oldu. Yine santraforumuz Emrah vardı. Emrah da ikincilik takımından Karagümrük'te anlaştı. Onun yerlerine boş olan yerleri oyuncularla zaten takviye ettik. Bu sene Kurtuluş Spor'un hedefi dediğim gibi yine geçen seneden daha iyi bir basamak daha yukarı çıkarmak. Bunu başarabilsek ne mutlu bize. Çünkü İnegöl Spor'un 3. lig takımına acil ihtiyacı var. Çünkü İnegöl Spor'dan yaşı 18 olan futbolcular hep kayboluyor. Bunları tekrar kazandırmak için böyle bir geçiş bir takım olması lazım. Hem İnegöl Spor'un altyapısı olarak da kullanılabilir. Pilot takımı da kullanılabilir. Hedeflerimiz o ama burada taraftarlarımızın veya bize destek veren yöneticilerin, büyüklerimizin bize biraz daha fazla destek verip İnegöl'den bir kulübü tekrar 3. lige çıkarmak istiyoruz. Çünkü İnegöl Spor, İnegöl'e bir 3. lig takımı artık şart oldu. Eğer bir 3. lig takımı olursa İnegöl'de daha güzel şeyler olacaktır. Çünkü hafta sonları artık boş geçmeyecektir. Kaybolan futbolcu da olmayacaktır. O zaman hep söylüyoruz İnegöl'den futbolcu çıkmıyor. Ama bunun, eğer 3. lig takımı olursa ben diyorum ki İnegöl'den o zaman oyuncu da çıkar. İnegöl'deki kalite de artar. Ama yeter ki destek versinler, desteklesinler. Biz de elimizden geleni yapıp bundan sonraki iş futbolculara kalacaktır. Ondan futbolcular da ellerine gelen fırsatı kaçırmak istemezler. Size de bugün bizi burada görüntülediğiniz için, bizi çalışmalarımızı takip ettiğiniz için size de teşekkür ediyorum. İnşallah bu sezon hayırlı bir sezon olur diyorum.